çalışmalarımızda her zaman beraber fikir birliği yaptığımız, burada ilçemiz için gerekli yatırımların takibinde olsun. Elimizden geldiği kadar biz ilçe teşkilatı olarak kurulumuzu devam ediyoruz. Aday adaylığı süreci başladı. Bu süreçte de daha önceki yıllarda yaşanmış olan aday çokluğu illaki var. Şu anda da aday adaylığı süreci olduğu için aday olan arkadaşlarımız var. Bizim temennimiz şu, salı günkü toplantımızda da bizzat burada da konuştuğumuz şekilde aynısı siz de bilin. Yani bazı ortamlarda konuşuluyor, şerahsızda ne toplanıyor, biz birlik beraberlik içerisinde bu seçimi almayı konuşuyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'nin de artık AK Parti belediyesiyle Türkiye'nin de kavuşturup AK Parti belediyeciliğinde şu ilçemize ve bölgemize güzel hizmetler yapmak hedefimiz sadece bu. Hep birlikte partimizin adayı kimse, genel merkezimizin uygun gördüğü arkadaş kimse onun arkasında dimdik durup bu kalabalık şekliyle bu mücadeleyi inşallah zafere dönüştürmek istiyoruz. Benim sizden tek ricam, aday İbrahim olur, Ahmet olur, Mehmet olur, birlik beraberliği bozmadan mücadele etmeyin. Çünkü artık görüyorsunuz yani geçmişten hiçbir şey saymaya gerek yok. Alacağımız dersi son iki dönemdir aldık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilk üyeliğim benim İstanbul'da oldu. İstanbul Gazi Osman Paşa Teşkilatı'na 2003 yılında üye oldum. 2003 yılından beri bu bayrağı sallamaktayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gerek keşif kolları, gerek ilçe asil yönetiminde aldığım görevleri büyük bir özveri ve çalışma ile yerine getirdim. İlçemde bulunan STK'larda kurucu üyelik ve asıl yönetimlerde yer aldım. Hali hazırda şu an yürüttüğüm görevler Türkiye Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'nin başkan yardımcılığı, Türkiye'li Tüm Engelliler Derneği hem kurucu üyesi hem yönetiminde, TÜRDER, TÜDER, Gökçeoğlan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gibi STK'larda üstlenmiş olduğum görevleri özveriyle yerine getirmeye çalıştım. 2012 yılından itibaren kendi adıma kayıt iş yerinde toptan inşaat malzemeleri, harfiyat, nakliye ve müteahhitlik hizmeti vermekteyim. Kısaca Türkiye'nin sorunlarına değinmek istiyorum. Kendimce yazdığım sorunlar, gördüğüm, tespit ettiğim sorunlar, birçok sorunumuz var. Ama kendimce tespit ettiğim sorunlar, öncelikli yapılması gereken sorunlar. Türkiye'nin de birçok sorunumuz var. Bunların başında su sorunu gelmektedir. Her tarafımız su ile çevrili olmasına rağmen bizler su sorununu çözemedik. Aslında ilçemiz yaz aylarında gurbetçi misafirlerimizin de gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşamakta. Bu yoğunluk sebebiyle otopark sorunu ortaya çıkmaktadır. Senelerdir yaşanan bu sıkıntı ilçemizin kanayan bir diğer yarısıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ilçemizde sürekli yapabilecekleri hiçbir sosyal, kültürel faaliyet alanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte çocuklarımızın gelişimi için onlara ne kadar yaşam alanı açtık? Onlar için ne yaptık? Onlara ne fırsatlar tanıdık? Mevcut çocuk parkı alanlarımız ne kadar yeterli? Biz 4 mevsim çocuklarımızın zaman geçirebileceği, kendilerini geliştirebileceği alanlar yaratmamız gerekmektedir. Bizim amacımız planlı, programlı şekilde el birliğiyle Türkiye'nin sorunlarına bir bir müdahale etmek ve çözüme kavuşturmak olmalıdır. Şunu iyi biliyorum ki biz bir olmayı başarabilirsek Türkiye'nin istediğimiz yatırım alabiliriz. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Biz bu düşünceyle bir olalım, bütün olalım, sorunlarımızı el birliğiyle aşalım. Evet.